Merhabalar, yeni videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde ki şu hala atlatamıyorum. Emine Böcek'i gidip Mustafa'yı ormana bırakmıştı. Ve bu bölümde de Mustafa'nın büyümesiyle karşılaştık. Böyle başladık yani bu bölüme de. Şimdi Mustafa'nın kişiliğini seçelim. Nasıl bir şey olsa. Şunu yapalım mı? Hadi bu olsun ya. Bakayım şuna. Evet. Tamam bu olsun hadi. Nasıl bir tip Mustafa? Sen böylesin çocuğum. Ben şimdi hemen şunu bir değiştireyim kamera arkasında. Çünkü yani bu olmaz. Neden böylesin? Evet tamam güzel değiştirdim. Şu beşiği de atalım. Yerine bir tane yatak alalım. Evet, tamamdır. Of, yani her yerde şu şeyleri görmekten çok sıkıldım. Bir tane de şey alacağım buraya. Kirli sepet alacağım. Çünkü bir tanesine sığmıyor ve her yerde şey var. Bu kirli çamaşırlar var. O yüzden bir tane daha aldım. Bunu da bunun içine dolduralım ki etraf birazcık derli toplu görünsün. Yoksa bana bile böyle bir daral gelmeye başladı. Her yerde çamaşırlar. Dışarıda astıklarımız da bir türlü kurumak bilmiyorlar. O yüzden sıkıntı yani. Mehmet Çoban sızdın mı yine sen oradan? Kalk yerine yat hadi. Evet. Mustafa neden çok sinirlisin? Çok sinirli, çok uykusu gelmiş. Evet, güzel gün artık kendisi yatağında yatabiliyor. Kimsenin onun yatağına yatırmasına gerek yok. Kendisi yatağına yatabiliyor. Şu an ayakta mı uyuyorsun sen? Mustafa? Çocuğu yatsana. Niye öyle yattın? Ya normal uyusana. Mustafa'yı ben birazcık annesine benzetiyorum. Bence tip annesine benziyor. Hareketlere bak. Ne? Mustafa yatağına yat hadi. Bak uyumam nereye yatsa kıvılıyor yatıyor oraya. Evet herkes uyuyor. Emine bacım neredesin? Oo. Burası da bozulmuş. En son tuvalet de bozuktu. Bakayım tuvalet de sanki bozuk. Bu yemler yine niye dışarıda? Dışarı kimi besleyeceğiz bu yemlerle? Evet. Evet bu çamaşırlarımız hala kurumamışlar. O zaman biz de bir yemek yapalım. Yemek yapalım yemeğimiz hazır olsun. Yani yapacak başka işimiz yok. Çamaşırlar kurumamış. Halbuki yıkanacak bir sürü çamaşırımız var. Neyse çocuklar da uyuyorken biz de yemek yapalım. Evet, onlar için şimdi yumurtalı ekmek hazırlıyoruz. Sabah kalktıklarında yerler. Aferin sana. Şu bazen böyle ışık gelip gidiyor. Birkaç videoda daha olmuştu o. Onun sebebi şeymiş. Bu hava bulutlu oluyor falan ya. Hani güneşten kaynaklıymış falan. O yüzdenmiş. Yoksa ben diyorum ki neden böyle? Hani bak ki aydınlık oluyor bir karanlığa geçiyor falan. Sebebi buymuş. Çünkü hava ne zaman bulutlu olsa bu sorunu yaşıyorum. Yani şey parçalı bulutlu diye. Bir güneş geliyor bir hava kapatıyor falan. Neyse gerçekçi de birazcık olmuş. Şimdi birazcık tavuklarla ilgilensin bakalım. Aa çamaşırlarımız ne oldu kurdular mı? Evet kurumuşlar. Onları bir toplayıver bakalım. Sonrasında da sen yine çamaşırları yıkamaya ay gene tilki gelmiş. Bu sefer dışarıdan izliyor. Yani gerçekten hiç vazgeçmedi. Asla vazgeçmiyor tavuklarımızdan. Şuna bakın ya. Nasıl pusu kurmuş. Bayağı suya yatmış ve bizim tavuklarımızı gözlemliyor. Atlıyormuş bir de oradan. Evet. Ah, işte
kızımız Hatice de hayvanlarla ilgilenmeye başlamış. Evet, annesiyle birlikte işleri bölüşerek bir an önce bitirecekler. Çünkü annesinin gerçekten işleri bayağı var. Ama Hatice gerçekten anne ve babasının işini bayağı hafifletiyor. Yani tavuklarla ilgileniyor, ineklerle ilgileniyor. O yüzden işlerini bayağı hafifletiyor. Bir tanesi bir ineği taradı, sütünü sağdı. Bir tanesi birini yaptı. Böylece işler bitmiş olacak. Emine bacım, ne kokuyorsun? Kokuyorsun Emine bacım. Banyo yapman lazım. Tamam, yani çok çalışıyorsun, farkındayım ama. Aferin sana koca kız. Çok uslu bir şekilde sütünü verdin. Evet, Hatice de burada sayıyor, sarı kızı. Aferin, bu sefer süt dökmedin. Birazcık huysuz. Şimdi yemek kesin. Çünkü karnı aç. Evet, aferin. Okuldan arayıp duruyorlar. Okula göndermiyoruz çünkü. O zamanlar kız çocukları yok. Okula falan gitmiyoruz. En fazla okuma yazma öğrenmiş, öğreniyorlarmış işte. O da çok nadir. O yüzden Hatice şu anda okula gitmiyor. Evet, Emine bacım yine girişti çamaşırlara. Evet, ne çiteliyor. Az önce tuvalet bozuktu. Şimdi Mehmet Çoban onu yapsın. Çünkü evdeki bozukları onarma işi Mehmet Çoban'da. Mustafa hala uyuyor. Güzel. Kızcağımız da orada oyun oynuyor kendine. Böcek mi olmuş arılarımız? Ölüyorlar mı bunlar? Böcek mi? Ölen arılarımız mı acaba? Aa, bir şeyler düşüyor. Baksanıza. Ne ki bunlar? Arılarımız mı ölüyor? Neyse, şunları ilgilen bakalım. Mehmet Çoban neredesin? Ha, tamam, evet. Burasını da bozmuştuk. Orasını da sen bir onar. Evet, süpersin. Sen şimdi git bir de o arılara bir bak bakayım, ne oluyor onlara? Böcek mi girmiş, ölüyorlar mı? Bir bak bakayım. Sen anlarsın. Benim çok anladığım konular değil ama sen anlarsın. Galiba böcek basmış onlar. Evet, Emine bacım da acıkmış. O da bir yandan yemeği yesin. Sonra da tuvalete gitmesi gerekiyor. Mehmet Çoban o da ağırlığı temizliyor. Güzel, bugün her şey yolunda gibi ha. Gerçekten bulaşıklar da yıkandı. Oh, ev de temizlendi, mis. Güzel. Şimdi Mustafa da uyanmış ve Mustafa her zaman yine çok sinirli. Yine çok moral bozuk. Yine çok surat asık. Çok çok morali bozuk. Şuna bakın. Çok sinirlenmiş. Çok canı sıkın ya. Her şey böyle. Nasıl bir isyan. Bakın, babası bir ilgilensen mi acaba? Yani çocukla. Neyin var Mustafa? Neden bu kadar sinirlisin? Karnı acıkmış. Acıkan sen değilsindir. Gerçekten acıktığı için bu kadar sinirlenmiş olamazsın. Tamam, yiyeceksin işte, tamam. Al bakalım, sana bezelye yedim. İyi, bir de kokuyorsun. Hem de bacım şey yaptı. Kışlık konserve hazırladı. Çünkü biliyorsunuz ki kış geliyor. O yüzden kışlık bir şeyler hazırladı. Bunu da inventory'e koyalım. İşte kışın yeriz. Salça yapmış. Kışlık. Mustafa, oğlum nasılsın diye ona bir laf attı. Evet, şimdi onu da dolaba koysun. Dolaba mı koy dedim, bilmem. Galiba dolaba koyacak. Evet, koysun. Konserve zaten bir şey olmaz. Bu olayı da çok sevdim. Yani konserve yapıyor olmaları çok güzel. Aferin Hatice'cim. Bak,
Tabanı da yıkıyor. Güzel kızım. Çok akıllı. Aynen. Şimdi Emine bacım bulmaya gitti. Bu çocuk kaldı burada. Çocuğu kimse buradan indirmeyecek mi? Emine çoban indir şu çocuğu. Ya ablası geldi onunla ilgilenmeye. Ağlaması falan diye yanına geldi onun. Hep sohbet ediyorlar. Bebekken de çok tatlı değiller miydi? Ya ne kadar güzel. Her geçen gün büyüyorlar. Filiş çocuğu indir. Annesi uyuyor zaten. Mehmet Çoban neredesin? Aa, yine tilki gelmiş buraya. Ay bu sefer de ineklerimize göz dikmiş. Neden aç gözlüsün? Şurada. Bırak çocuğu buraya. Heh. Evet. Yani ev şu anda o kadar sıcak ki. Fan açtı. Muhtemelen sesini editle yok etmeye çalışacağım ama bir miktar gelebilir. Şimdiden uyarayım. Bunun için çok üzgünüm. Ama gerçekten havalar çok sıcak. Siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Hmm? Bunlar yine bir işler peşindeler bence. Evet, çocukları kontrol ettiler. Ne yapıyorsunuz diye. Hatice'cim sen de git birazcık sallan bakalım. Evet yine samanlık arıyorlar ama samanlıklar dolu. O yüzden evet farkındayım. İkisinin de içerisinde inekler var. Kokuyor. Kokuyor dedi ve aa Trifor Baby neden çıkmıyor? Ha, iyi çıkarttık. Ha, şimdi oldu tamam. Hadi bir daha deneyelim burada. Evet, Hatice ne güzel sallanıyor ya. Canım çekti valla. Ne güzel olur şimdi böyle sallan. Sallan. Öf. Bir de böyle şey düşünüyorum şimdi. Dere kenarında böyle bir salıncak olsa. Böyle ayaklarını suya falan değse. Sıcaktan kafam gitti şu anda. Yok yani bunlar yine samanlığa giremiyorlar. Sırı kız buna izin vermedi. Diğer samanlık o da dolu. Gençler siz gidin gerçekten yatağınızdan. Hani kaç bölümdür biz bebeksiziz farkında mısınız? Bir türlü bebek yapamıyorum. Yani ben bir şüphelendim aslında hamile olup olmayacağım ama hala karnı falan şişmedi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Mustafa neden sinirlisin? Yine ne oldu çocuğum? Git birazcık suyla oyna hadi. Pis olmuş üstünde evet. Şıp şıp. Çok keyifli değil mi? Annen geldi şimdi sana banyo yapacaksın annen. Hadi bakalım. Emine bacım yıkayıver şu çocuğu ya. Beş olmuş baksana. Mustafa bir çocuğum gel bakalım. Bir banyo yapalım, bir mis kokalım. Çok pis olmuş. Hadi gidelim. O gerçekten en dibe vurmuş. En dibe vurmuş. Kirli falan. Oo, hayal gücüne gel. Bak neler neler düşünüyor. Aferin kız. Hayal gücünü geliştiriyor şu anda. Evet. Bıcı bıcı zamanı. Evet. Köpürt köpürt köpürt. Oh. Mis gibi oldu. Mis Mustafa. Tertemiz oldu. Şimdi de bir de Try for Baby deneyelim. Sonra da uyuyor. Hadi bakalım. Evet, birazdan da hayal gücü gelişir. Aferin sana ne kadar güzel oyun oynuyorsun böyle. Şekil falan düşünüyor. Güzel, zeki çocuk maşallah.
Strafor Baby yaptınız mı? Hemen uyudunuz. İyi hoş da Mustafa burada kaldı. Neyse, bütün her şey yerinde onu uykusu gelince de şuraya yatırırız artık. Yapacak bir şey yok yani, gitsin. Sizce doyusun. Ay çocuğum nasıl yürüyor? Paytak paytak. O duyacak yani, şimdi yapacak bir şey yok. Almayın mutlularını beşine. Güzel çocuğum. Yaman şuna bakın. Evet, Hatice uyandı. Karnını doyurmak için aşağıya indi. Bir baktı ki kardeş oldu. Uyuyakalmış. Sen burada mı kaldın dedi, işte oyun falan oynadılar. Ha evet, o yapamadıkları Try for Baby. Artık hamile kalsan mı sen ya? Ablası sohbet ediyor. Neler anlatıyor sonra? Gece burada yaptın mı? Çok korktun falan mı diyor acaba? Neler anlatıyorsunuz? Evet, temizlikten falan bahsediyor Hatice ama. Bence o burada kalmıştır diyor, temizlik yapıyor. Ne biçim atıyorsun artık. Bakalım başka ne konuşabilirsiniz? Neler yapabiliriz? Hediye vermeyelim. Anneleri de geldi. Mustafa'cığım ne yapıyorsun böyle? Ve annesi çok kızdı şu anda. Midesi bulanıyor. Bebek bezdi. Hamile galiba. Kafasından geçenleri gördünüz mü? Bu da bir şaşırdı. Galiba hamileyim falan diye. Hamile misin? Bu yumurtlama döneminde görünüyor hala. Ne ki, anlayamadım ne olduğunu. Ama yumurtlama dönemindeyse kısa zamanda hamile kalır bence. Yani öyle olmasını ümit ediyorum. Evet, biraz tavuklarımızla ilgilen bakalım. Mehmet Çoban. Bir de onlara ödül maması falan verelim. Bir gönülleri olsun. Çocuğum ne dışarı tuvaletini yapıyor. Aferin, sen tuvalet eğitimine çabuk başladın. Ay bence kesin hamile, tuvalete de koşturdu. İki bölümlü kesin hamile dediğim kadın hala hamile kalamadı. Evet, çamaşırlarımızı toplayalım. Muhakkak ki yıkanacak çamaşırlarımız vardır zaten. Evet, bunları şimdi toplayalım. Hop. Güzel değil mi? Böyle hemen kaplanı verdi. Şimdi şu suyu bir içinden alalım şeyi de. Islak çamaşırları. Yıkadık bıraktık içinde. Kokacak var bir de onlar. Evet, şimdi bu suyu temizleyelim ve yine çamaşır yıkayalım. Evet, hayvanlarla ilgileniyor Hatice de. Arılar ne alemdesiniz? Sıkıntı yok. Tavuklarımız büyüdüler mi? Bana mı öyle geliyor? Ödül maması verdim ya, şimdi hemen büyüdüklerini falan düşünüyorum. Evet, Emine bacım yine çamaşır oturdu. Çiçeliyor. Hatice'ciğim hayvanlarımızla ilgileniyor. İneklerle. Seviyor kızım ineklerle ilgilenmeyi. Evet. Ne kadar keyifli. İnekler de onu seviyorlar galiba. Oo, Hatice'ye iki geldiğimizi bir torun falan diye. Sen de olmasan var ya diye. Aa, okula gitmek yok. Çok eve gel. Tamam, okuldan uyuyorlar. Açmana gerek yok telefon.
Tamam, telefon falan yok ya. Ne telefonu? O dönemde telefon mu varmış? Evet. Süt sayıyoruz. Neden kaçtın öyle? Ay, yine yarasa gördüm. Yarasalar neymiş ya? Çiçek açmış. Ağaç çiçek açmış. Çok güzel. Ya bahar mı geliyor ki? Yok. Şu an kış gelmiyor mu? Kış gelmesi lazım. Nasıl ya? Ama ödül mamasını verdik. Sen neden geldin yine Grim? Yine tavuğumuzu almaya geldi. Ay, çok sinirleniyorum yani bu olaya da ha. Sürekli Grim gelip tavuklarımızı aldı ama neden yani? Git buradan Grim. Kızdım sana, çok sinirliyim şu anda. Bahçemizin güzelliği. Gerçekten bir yaşanmışlık kokuyor değil mi? Güzel. Ben çok sevdim ya bu evi, böyle çiçekler falan. Evet, Hatice'cim geliyor. Yine ilk uyanan Hatice oldu. Günaydın Hatice'cim. Evet, diğer Mehmet Çoban. Mehmet Çoban'la bugün şey diyorum ya. Bir koplant yakalamaya gidelim. Çünkü bir tane koplantımız vardı ama o öldü. Bir tane koplanta ihtiyacımız var. Çünkü 1900'lü yıllarda ona ihtiyacımız olacak. O yüzden bir an önce edinmeye çalışalım onu. En azından bu bölümde bir edinelim. Anca büyür eder. Şimdi gidelim bir balık tutalım da belki koplanta yakalarız. Neredeydi koklan çakalama yeri? Ha, şurası. Şu mağara gibi yer var ya, işte oradan çıkıyor genelde. Uzun bir süre bekleyeceğiz burada. Çünkü biraz son zamanlarda çok daha zor yakalanmaya başladı. Anlayamadım ama. Hadi bakalım. Yakalamadan eve dönmek yok. Bugün burada o koklan çakalanacak. Ve bir şey olsaydı çok iyi olurdu aslında. Evet, yakaladık. Yani ben hızlandırdım birazcık. O yüzden hemen gelmedi yoksa. Kış festivali gelmiş. Evet. Yani yılbaşı gibi düşünebiliriz. Grim yine mi geldin? Grim ne yapıyorsun? Tavuk bırakmadın Grim. Neden sürekli gelip tavuklarımızı... Sen iyi dadandın buraya ya. Gerçekten çok sinirleniyorum ben. Evet, inventory'de o bayağı şeyler var. Hem de beyaz tavuk mu? Beyaz tavuk biraz... Bu benim az önce şey dediğim tavuk, yani hani o tavuklarınız büyüdü mü falan diye düşündüğüm tavuktu ve Grim geldi onu aldı. Neden böyle şeyler yapıyorsun da? Buraya da koplantımızı ektik. Yani biraz daha göz önünde olsun diye şey ektim onu. Böyle kümeslerin oraya ektim. En azından görebilelim diye. Öbür türlü çok kıyıda köşedeyken koplantımızı öldürmüştük. İlk koplantımızı. Şimdi köpek sahiplenelim ya. Hadi. Onu alalım, nereden olduğunu. Şuradan bir köpek sahiplenelim. Daha önceki bölümde demiştim. Bu çiftliğe bir köpek lazım diye. Sahiplenelim bakalım. Aa, çok güzel büyük köpekler var. Şu güzel. Sonra bunu birazcık değiştirebilirim ama.
Hamile. Yaşasın. Evet. Tamam. Başardık. Bu bölümde hamile kaldı. Sonunda be. Valla. İşte köpüşümüz geldi. Bu bizim köpüşümüz. Bunu sahipleniyoruz, sonra ben onu birazcık değiştireceğim. İsmini de ne koyalım? Çomar olsun. Bir karavaş düşündüm ve Çomar, ama Çomar daha iyi sanki. Çomar olsun. Aferin. Ya ne kadar sevindi. Güzel, ama bunu şey yapacağım, değiştireceğim. Yani kedi de sahiplendim bir tane. Bunlar da mama kapları. Şimdi onları mamasını doldursun bakalım. Şey gibi yaptım, böyle av köpeği gibi yaptım onları. Sanki daha böyle köy evine uygunmuş gibi geldi. O yüzden böyle av köpeği gibi yaptım. Öbür köpeği de çok beğeniyorum. Aa, buzdolabım bozulmuş. Elektrikler falan çıkıyor. Mehmet Çoban şunu bir halletsen. Şimdi çarpırsın gülerim ha. Bekliyorum sen çarpılmasını ama çarpılmadı. Evet, sorunsuz tamir oldu galiba. Evet, olmuş, kafası kalın. Emin bacım, sen neden sinirlendin? Neden bu öz kesendeki? Oraya gel bir temizle, rezil oldu orası. Hadi. Çok sinirlenmiş. Evet, Emine bacım orasını temizlerken biz de yavaş yavaş artık bu bölümün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız bıraktığınız için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.